Bu konuyu değerli bir gazeteci Sayın Saygı Öztürk'le konuşacağız. Sözcü gazetesi yazarı Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk oldu. Efendim iyi sabahlar, yayınımıza hoş geldiniz Sayın Öztürk. Sağ olunuz, iyilikler diliyorum. Evet Sayın Öztürk, şimdi baktığımızda aslında Ali Mahir Başarır'ın değerlendirmesi üzerinden alevlendi diyebiliriz olayı. Ama gerçekler de var. Yani tank palet fabrikası, yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Katar'a mecbur muyuz? Ülkede neler oluyor? Hem siyasi arenada neler oluyor? Zaten alt yapıda, yani baktığımızda puzzle'ın parçalarında ülkede bir takım değişiklikler oluyor ya da öngörülemeyen bir gidişat var, ama bunu siyasi arenaya çevirdiğimizde siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunca yıllık bir gazeteci olarak da bu noktalara geldiği dönemler zaman zaman oldu mu? Şu an neyi yaşıyoruz efendim? Tank palet fabrikasının geçmişine baktığımız zaman Kıbrıs harekatı sırasında görülen eksikliklerden sonra bunun bir gelişme yapılması, özellikle tankların palet bölümünün geliştirilmesi ve hakikaten Arifiye'de böyle bir tesisin bulunması Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir yerdi. Evet. Fakat buranın birdenbire böyle elden çıkartılması, yani Katarlara verilmesi herhalde kabul edilecek bir şey değildir. Neden? Her şeyi bakıyorsunuz gizli saklı yapılıyor. Özellikle dış konularda bu kadar olayların örtülü hale gelmesi, ülkenin milli çıkarlarıyla ilgili, hatta milli güvenliğimizle ilgili konuların bir taraftan yabancıların bu işlerin içerisine sokulması bakıldığı zaman özellikle muhalefetin haklı olarak tepkilerini de yol açıyor. Ve nitekim bu konuyla ilgili başından bu yana CHP'nin ısrarla, yine aynı şekilde İYİ Parti'nin ısrarla bu konudaki açıklamaları, girişimleri, yayınladıkları kitapçıklar, televizyon programları az değil. Ama bir muhalefet partisi daha fazlasını da yapamıyor. Neden? Çünkü olayı farklı bir biçimde kamuoyuna anlatılıyor veya CHP'nin bu adımları işte hemen bakıyorsunuz farklı olaylarla gündem dışına taşınmaya çalışılıyor. Bak, gündeme tank palet fabrikası diyorsunuz. Karşılığında yok CHP'liler terörist cenazesine katıldı deniliyor. İnceliyorsunuz, araştırıyorsunuz, aslı astarı yok. Bakıyorsunuz işte CHP milletvekili şehit cenaze töreninde güldü diyor. Şimdi aslı astarı olmayan şeylerin üzerine Cumhurbaşkanımıza şu anlaşılıyor ki bazı kesimler bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgiler veriyor ve Cumhurbaşkanımız da bunları o bilgilere dayanarak açıklama yapıyor. Örnek olarak şunu vermek istiyorum. Mesela biliyorsunuz yapılan açıklamalardan birisi Mahir CHP milletvekilinin şehit cenazesine güldüğüne ilişkin iddiaydı. Peki bu konuda, yani o gün cenaze töreninde bulunan MHP milletvekili Baki Bey'in, Mersin milletvekili Baki Bey'in de o gün hakikaten vicdanlı bir insan demek ki, olayı şöyle anlatıyor. Fiziki olarak ikisini birbirine karıştırmalarından dolayı bunu ifade ettiler. Bu ifade sonucunda orada yapılan gayri ihtiyari bir tebessümün sanki şehit cenazesinde yapılmış gibi veya şehidin yası unutulmuş gibi gösterilerek. Evet, özetle bu şekilde geçiyor. Sayın Öztürk, o kadar önemli bir noktaya değindiniz. Hem kişiler üzerinden artık siyaseti bırakmamız gerektiğini, hem de vicdanın siyasette ne kadar önemli olduğunun biraz önce bir belgesi niteliğindeydi. Yani sizin partiniz ne olursa olsun bir hukuksuzluk ya da bir üzerinize atılmış bir itiraf varsa ve bununla ilgili çok güzel bir biraz önce yine verdiniz, değil mi? Evet. Şimdi baktığımız zaman ne oluyor? Linç edilen bir milletvekili var. Bunların da ailesi, bunlara oy veren binlerce insan var. Bir yerde CHP milletvekilini bu şekilde böyle linç edilirken aslında linç edilen bu partiye oy veren insanlardır. O nedenle Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgiler verilmemesi, yani gerçeklerde ortaya çıkıyor. Ya da işte cenaze törenine, terörist cenaze törenine katıldı deniliyor. Hakikaten baktığınız zaman infial uyandırıyor. Evet. Nitekim CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman o da şunu söylüyor, görüyorsunuz. Asla bir milletvekilimizin terörist cenazelerine katılmasını kabul edemem diyor. Şimdi aynı şekilde görüyoruz ki terörist cenazesine katılmayan
üstelik baro başkanlığının şehit edilen baro başkanlığının cenaze törenine katılan Sezgin Tanrıkulu'ya terörist cenazesine katıldığı gibi fotoğraflarla bu şekilde açıklamalar yapılıyor. Şimdi, olayın üzerine bakıyorsunuz, cenazenin üzerindeki tabut örtü sözde bölücü terör örgütünün bezleri olduğu ortaya çıkıyor. Ama işte gerçekler bu şekilde anlıyor. Oluyor? Bakıyorsunuz Türkiye'nin değişik illerinde, Ankara'da, diğer özellikle Güneydoğu'da terörle ilgili hassasiyetler ortada olduğu için ülkemizde haklı olarak tabii ki teröre karşı büyük bir hassasiyet var ve bu hassasiyet bu şekilde gerçekler çarptırılarak açıklanınca ister istemez bakıyorsunuz sivil toplum kuruluşlarından tepkiler ortaya çıkıyor. Oysa işin aslını esasını öğrenince işin aslının esasının açıklananlar gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Peki açıklananlar gibi ortaya çıkmayınca ne oluyor? Bakıyorsunuz CHP'ye dönük veya işte bazı milletvekillerine dönük çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Hı hı. Hele hele bunların televizyon ekranlarından bu şekilde söylenmesi ister istemez aynı görüşü paylaşan ya da teröre tepkisini bu şekilde ortaya koymaya çalışan sivil toplum kuruluşların da ağır tepkilerine neden oluyor. Kişiler bazından Sayın Öztürk beraberinde toplumda gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramadığı gibi bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Sayın Öztürk, kişiler bazından olaylar böyle pompalanıp kışkırtıldığında olayların detaylarını sanki kaçırıyoruz. Olaylar biraz geri planda kalıyor gibi. Bu da bir aslında çalışmada olabilir. Şimdi tank palet fabrikası ile ilgili dediniz ki evet, yani ülkede çok gizli yapıldığı için kimse duymadı. Tank palet fabrikasına gelecek olan paranın Türkiye'nin çok mu ihtiyacı vardı? O fabrika ayakta tutulması için Türk iş adamları buna destek olamaz mıydı? Bir sürü soru var dediğiniz gibi. Bir de şuna bakalım. Şimdi Avrupa'da bir sokakta 10 tane ev alamazsınız. O ülkenin vatandaşı, o ülkede olsanız dahi, o ülkede yaşamıyorsanız ve belirli bir soyunuz yoksa belirli bir oranın dışında yer alamazsınız. Çok zordur, ev alamazsınız. Gerçekten sosyal demokrasisi olan ülkelerden bahsediyorum. Şimdi bizde bakıldığında bir Bodrum gerçeği var, İngilizleri aldı. Şu an bir Katar furyası var. Yani neredeyse bir apartmana girip ev almak istediğinizde o apartmanda 10 tane farklı ülkelerden insanların ev almış olduğunu görüyorsunuz. Yani bir süre sonra neredeyse ülkemizde biz azınlık durumuna düşeceğiz. Çünkü sürekli bir geliş var. Buna ne kadar gerek var? Bu neyin projesi olabilir? Sizin öngörünüz nedir efendim bu konuyla ilgili? Özellikle de Katar olayını da değerlendirin lütfen. Şimdi tabii şunu görüyoruz ki değişik ülkelerin değişik ülkelerde yatırım yapmaları falan artık günümüzde küresel konularda doğal olarak karşılanıyor. Ama milli konularda özellikle işte milli güvenliğinizi ilgilendiren konulardaki farklılık veya birliktelik daha farklı oluyor. Şimdi Katar ülkesinin Türkiye neyine ihtiyacı var? Katarlılar gelip mal alabilir, bina alabilir. Bunlara karşı toplumda bir tepki asla olmaz. Ama görüyoruz ki ağırlıklı olarak milli konularımızda, yani Türk Silahlı Kuvvetleri gibi ülkemizin göz bebeği olan bir kuruluşunla ilgili bağlantılı ve milli savunmamızla çok yakından ilişkili olan konularda yabancı bir ülke parmağının bulunmasını kabul edilecek bir durum olmadığı nitekim tepkilerle de ortaya çıkmış oluyor. Sözü edilen yatırım miktarıyla ilgili de CHP'nin de önemli bir çağrısı oldu. Biz bu parayı eğer yatırımsa, madem şu kadar 50 milyon dolar bir yatırımsa, biz bunu parayı biz karşılayacağız diyor. Şimdi olayın içerisinde baktığın zaman sendikaları karşı bu olayın içerisine, sivil toplum kuruluşlarının önemli bir bölümü karşı, ama bir de karşı olup da sesini çıkartamayan ve aynı siyasi parti içerisinde yer alıp da konuşamayanlar var. Aslında en büyük zorluk da bir yerde onlar açısından diyorum. En azından diğerleri içini dökebiliyor, dertlerini anlatabiliyor, tepkilerini ortaya koyabiliyor. Ama insanların içi el vermemesine rağmen partilerinin, yetkililerinin kararlarının dışına çıkılamadığı ve eleştirilemediği gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. Evet. O nedenle baktığımız zaman Katar konusu Türkiye gündeminde çok sıcak gündem olarak hep yer alıyor. Bu yalnız baktığımız zaman milli savunma ile ilgili değil, yine milli güvenliğimizi ilgilendiren başka konularla da
Katarlıların bu kadar Türkiye'nin içerisinde yer alması, bu da ilginç bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Öztürk, çok önemli bir mesaj var efendim. Bunu aktaralım izleyicilerimizden. Özellikle şehit cenazelerindeki çok basit gibi algılandı ama siz o kadar derine indiniz ki bu kadar basit bir olay değil. Şehit cenazesinde o vekille ilgili itham edilen suç ya da böyle oldu söylenmesi, verilen oylar, daha doğrusu direkt partiye, direkt ülke arasındaki kargaşaya neden olur dediniz. Bununla ilgili biraz daha bize bilgi verir misiniz efendim? Yani herkesin baktığı noktadan değil de çok aslında evet hem büyük bir olay hem kişi üzerinden önemsenmesi gereken bir olay sonucu nereye gidebilirdi? Şimdi diyelim ki şehit cenazesine teröristin cenazesine katıldı deniliyor. Güneydoğu'daki birçok derneğin bununla ilgili açıklamaları var. Bakıyorsunuz o derneklerin, yani yörede, Güneydoğu'da etkili olan bu derneklerin yaptığı açıklamalar, o bölgedeki insanları, özellikle yöre insanını son derece yakından ilgilendiriyor. Yine aynı şekilde baktığımız zaman yine sivil toplum kuruluşları olan bazı kuruluşların sert açıklamaları var. Orada doğrudan hedef CHP. Doğrudan hedef CHP alınıyor. CHP'li bir milletvekilinin herhangi bir, diyelim ki, cenaze törenine, teröristin cenazesine katılmış olsa bile bu doğrudan partiyi ilgilendiren bir konu değil ve bunun hesabını da CHP'nin genel başkanının soracağına veya parti yönetiminin soracağına eminim. Şimdi CHP'nin parti içerisinde yanlış yapan ya da yaptığı öne sürülen kişilerin bu kadar CHP'nin kurumsal yapısını hedef haline getirmesi, hakikaten ülkede siyasetin ne kadar zor olduğunu, ana muhalefet olmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Zaten bir de olay şöyle gelişiyor. Hem Cumhurbaşkanımızın bu görevi, Cumhurbaşkanlığın görevinin yanı sıra özellikle parti genel başkanlığı görevinde birlikte sürdürmesi zaten Türkiye'nin herhalde ana sorunu haline gelmiş durumda. Neden? Cumhurbaşkanının aynı söylem, aynı tarz bir açıklamasına CHP'nin genel başkanının bir cevap vermesi halinde, aa bak Cumhurbaşkanına hakaret etti. Ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden bir ana muhalefet partisi gösteriliyor. Oysa aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın ve AKP Genel Başkanı'nın CHP Genel Başkanı'na söyledikleri de baktığınız zaman yasal hemen hemen hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. CHP'yi hem gerçek olmayan bazı bilgilerle, tabii ki ben gerçek olmayan bilgiler derken az önce gündeme getirdiğimiz iki konudan söz ederek onu ifade ediyorum. Gerçek olmayan konularla yüklenirken, koca bir siyasi partiyi terör örgütüyle bağlantılı gibi gösterirken, işte koca bir siyasi partinin yine aynı şekilde bir milletvekilliğin hiç aslı astarı olmayan bir şekilde, yani terörist bir şehit cenazesinde güldüğü gibi bir gerçek, bizzat o toplantıda bulunan ve aynı anda cenaze töreninde bulunan MHP milletvekili tarafından aslı astarı yoktur diye açıklanırken, hakikaten bunların önemsenmesi ve bu gerçekler bilinmesine rağmen CHP'lilerin bu şekilde hedef alınması ülkede hakikaten gerilimin tırmanmasından başka bir işe yaramıyor. Ayrıca bazı insanlar işte bu son olaylarda olduğu gibi gerçek olmayan bilgilerle de linç edilmeye çalışılıyor. Bu tabii ki ülkemizin saygınlığı açısından, belli makamların güvenirliği açısından da bunlar sorun olarak karşımıza çıkıyor. Keşke bu şekilde olmasa. Tabii ki eğer bir terörist cenazesine katıldıysa o milletvekili deşifre edilsin, eleştirilsin. Bu olayın farklı bir boyutu, ama olmayan bir şey üzerinden sanki olmuş gibi anlatınca topluma da yanlış bilgi veriyoruz ki toplumu yanlış, evet, bilgilendirmeye de hiç kimsenin, hiçbir makamda olan hiç kimsenin hakkının olmadığı gerçeğini de hatırlamamız gerekir diye bakıyorum. Evet, Sayın Öztürk, siyasi üslup demişken çok kısa vaktimiz kaldı. Bununla ilgili hemen sizin de öngörülerinizi almak isterim. Yeni partiler kuruluyor. Türkiye'de yeni bir hareketlilik başlıyor diyebiliriz. Birçok yine uzmana göre de artık hükümetin yavaş yavaş, hani eşyanın tabiatı gereği, yavaş yavaş miadını doldurduğu gibi söylemlerde söyleniyor. Yeni yapılanmalar var, yeni partiler kuruluyor. Bir yandan da siz çok değerli bir röportaj gerçekleştirdiniz. Sayın Cemuz
Uzan'la da görüştünüz. Siyasi arenadaki üslup ne olmalı? Siyasi arenadaki üslup yenilenen taze kanla, yeni siyaset hareketiyle değişmeli mi? Siz bunca yıllık gazetecisiniz. Üslubun hiç bu noktalara geldiği noktaları gördünüz mü? Dış politikayı tamamen ayrı bırakıyorum. Diplomasideki dilimiz zaten belli. Özellikle bakıldığında Türkiye'deki siyasetteki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun efendim. Şöyle tabii siyasette bir yerde nezaket gerektirir ama görüyoruz ki son dönemlerdeki kullanılan diller hiç nezaket değil. Tamamen ayrıştırıcı bir dil. Bunların ülkemize de bir faydası yok. Siyasette ülkemizin nedir? Siyaset bir yarıştır, hizmet yarışıdır her şeyden önce. Ama bu hizmet yarışı içerisine baktığımız zaman da ayrıştırıcı bir dil, toplumu ayrıştıran bir dil kullanıldığı zaman bunun bir hizmetle alakasının olmadığı da ortadadır. Yeni kurulan siyasi partiler kuşkusuz ister istemez şununla karşı karşıya kalınıyor. Hedef haline geliyor. Az önce verdiğimiz bazı örnekler gibi gerçekle ilgisi olmayan konular gerçekmiş gibi kamuoyuna yansıtıldığı zaman ne oluyor? Karşı tarafında cevap verme hakkı doğuyor. Karşı taraf cevap verince aynı dili kullanmak durumunda kalıyor. Hatta şöyle olur, daha çok bunu mesela CHP Genel Başkanı'na daha önceki dönemlerde özellikle ilk yıllarında söylerlerdi. Siz niye sert çıkmıyorsunuz? Siz niye masaya vurmuyorsunuz? Türkiye'nin böyle sert diye masaya vurmaya falan ihtiyacı yok ki veya öyle bir siyaset yapılması şart değil ki. Ama şu var, verilen karşı tarafın özellikle iktidarda olanların yaptığı açıklamalara karşı aynı sertlikte, aynı tonda cevap verilmediği zaman sanki haksızmış da o yüzden cevap verilemiyormuş gibi bir havada estiriliyor toplumda. Olayın bir de böyle bir yönü var. İster gönül ister ki ve tabii ki tüm yurttaşlarımızın isteği toplumda ayrıştırıcı dil kullanılmaması, insanların böyle partilerine göre sınıflandırılmaması veya inançlarına göre, mezheplerine göre sınıflandırılmaması, ayrıştırılmaması esas olmalıdır. Neden? Türkiye'nin zaten bunlara ihtiyacı vardı. Bugün en çok özlemini duyduğumuz konuların yine birlik, bütünlük olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Evet. İç olaylarda da dış olaylarda özellikle Türkiye'nin dışarıdaki konumunu ve durumunu düşündüğümüzde Türkiye'ye karşı düşmanca bazı tavırlar gelişiyor. Bu tavırlara karşı özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin belli konularda ortak deklarasyonlar yayınlaması, birlik bütünlük içinde hareket ettiğimizin ortaya konulması gerekiyor. Ama tabii ki Türkiye'de iç olaylarda olduğu gibi dış olaylarda da farklı bakışlar olduğu için birlikte bir araya gelmenin de son derece zor olduğunu bir dönemdeyiz. Yeni siyasi partilerin kurulması tabii ki ülkede şunu görüyoruz ki demokrasilerde değişik görüşlerin böyle bir çatı altında toplanması öngörülür ama bugün ülkemize bakıyoruz. Bildiğim kadarıyla 89 tane siyasi parti kurulmuş vaziyette. Bunların her birinin farklı kulvarlarda yer alır gibi görünse de birçoğunun hepsinin ortak özellikleri var. Bu ortak özelliklerin içerisinde bir araya gelinememesi de tabii ki ülkemizde demokrasinin tam anlamıyla yerleşmediğinin, kökleşmediğinin Sayın bir hocam, kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Sizin de söylediğiniz gibi o zaman şu cümleyle noktalayalım programımızı. Size de teşekkür edelim. Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı diyelim. Çok güzel. Ve hızlaşı noktasında buluşmak dileğiyle.